Brachial plexus yaralanması geçirmiş olan bebek doğar doğmaz kendini ortaya koyacaktır. Bu kolunda, bileğinde, parmaklarında hareket kısıtlılığıyla kendini gösterir. Bu tablo görüldüğünde öncelikle EMG dediğimiz elektromiyografi tetkikinin yapılması gerekmektedir. Bunun amacı brachial pleksusun 3 ana hattından hangisinin yaralanmış olduğunu ve ne boyutta yaralandığını saptamaktır. Yani tedaviye başlamadan elimizdeki hasarın tespit edilmesi lazımdır. Bunun akabinde hiç zaman kaybetmeden fizik tedavi uygulamasına başlanılmalıdır. %80 bebekte fizik tedavi gayet iyi sonuç verir ve zaman içinde hareketlerin büyük oranda düzeldiğini görürüz. Ama bir grup bebekte ki bunlar bu 3 sinir lifinin tümüyle koptuğu olgulardır. Bunlarda bir düzelme görülmeyecektir. İşte o zaman geç kalınmadan cerrahi yöntemlere başvurmamız gerekir. Çünkü sinirin koptuğu, kendisine gelen sinirin artık çalışmadığı kaslar çok hızlı atrofiye erimeye giderler. Eğer erken tedavi etmezsek bu erimiş kaslar tekrar fonksiyon kazanamazlar. Bu nedenle erken fizik tedaviye başlanmış çocukta hiç düzelme görmediğimiz takdirde MR çekerek hangi sinirin nerede koptuğunu saptayıp multidisipliner bir ekiple yani içinde el cerrahisinin, çocuk cerrahisinin, pediatrik ortopedinin olduğu bir ekiple ortak birlikte ameliyat edilmeleri gerekmektedir. Ameliyattaki amaç kopmuş olan sinirin bütünlüğünün tekrar saptanmasıdır. Geç kalınmış vakalarda sinirin kendisinin tamir şansı artık maalesef kalmamaktadır. Ama o hastalarda da yine el cerrahisi ve ortopedi ile birlikte mevcut koldaki bazı kasların yerlerini değiştirerek o kolu biraz daha iyi hareket ettirme şansı sağlanabilir ama o kol normal karşı tarafın aynısı hiçbir zaman olamayacaktır.